Efendim herkese selamlar. Bu videoda Philips'in 4000 serisinden ve Go ailesinden tam model kodunu da söyleyeyim. TAA4216 BK model isimli kafaüstü üstü kablosuz kulaklığını inceleyeceğiz. Zaten başlığa yazacağım. En baştan söyleyeyim. 3 noktada acayip beğendiğim bir kulaklık oldu. Kendi gündelik hayatımda da kullanmaya başlayacağım bundan sonra. Bir noktada gördüğüm bir eksi noktası var. Onu da söyleyeceğim ama en baştan şunu söyleyeyim. Önümde iki tane görüyorsunuz. Philip sağ olsun iki tane göndermiş ve bir tanesini takipçilerine hediye edebilirsin yazmışlar. Ancak şöyle bir durum var. Yine malumunuz takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Türkiye'de çekiliş yapmak arkadaşlar Milli Piyango idaresine bağlı bir konu. Ve oradan işte izin almanız belli başlı işte paralar ödemeniz falan filan gerekiyor. O yüzden bunu bir çekiliş olarak yapamayacağım ama... Bu videonun altına yorum yazanlardan rastgele öyle birini seçip Kulaklığı göndereceğiz. O konuda bana güveniyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bazıları şey diyor ya eşe dosta veriyorsunuz diye. Abi eşe dosta verecek olsam zaten isterim yani Philips'ten veririm. Niye öyle iğrenç katakulliler yapayım? Ee, onu da belirtmiş olayım. Şimdi niye çok beğendim? Üç noktada çok beğendim. Birincisi ses performansı, müzik performansı acayip iyi. Ve şunu söyledim. Benim bununla alakalı bu arada yıllar önce yani birkaç hatta 3-4 sene önce galiba Yaptığım bir video vardı işte tam kablosuz kulaklık iyi hoş ama diye. Orada hem şeyi anlatıyordum. E, kafa üstü kulaklıklarla kablolu kulaklıkların aslında müzik için ne kadar daha e, uygun, ne kadar daha iyi performans aldığınız ürünler olduğunu anlattığım bir videom vardı ama niye ise herhalde kolayıma geliyor. Son bir yıldır bayağı da üst düzey e, tam kablosuz kulaklık kullanıyorum. Çünkü biraz kolayıma geliyor. Yani cebime atıyorum, çıkıyorum falan. Ama şu kulaklığı işte incelemek için kullandığımda şunu söyledim ya... Ben niye tam kablosuz kulaklık kullanıyorum ki? Yani şöyle bir kafe üstü yanımda taşısam böyle bangır bangır seste çok daha iyi hani şey duysam, müzik duysam bas konusunda ben bası çok seviyorum. Yine böyle bangır bangır bas duysam çok daha iyi. Ben niye TWS kullanıyorum dedim. İkincisi, kulaklıkların arkadaşlar biliyorsunuz ki bu işte kulağınızın geldiği bölümde yastıkları olur. Kumaş benzeri bir materyal kullanıyor. Dokunduğunuzda anlıyorsunuz. Bilmiyorum kameradan hani görüntüden de anlaşılıyor bence o zaman değil mi? Anlaşıldı, anlaşıldı. Hani daha farklı bir materyal olduğu anlaşılıyor. Keten evet evet. E, keten gibi biraz böyle kumaş gibi keten gibi ve bu hem taktığınızda şuradaki hissiyat açısından yani daha az terletmesi, daha işte nefes alması, rahat hissetmesi açısından önemli. Ama bence daha da önemlisi yıkanabiliyor. Ben daha önce ya yani kesin yap, yapan olmuştur bilmiyorum şimdi yalan bir şey söylemeyeyim. Bakmadım çünkü daha önce bunu yapan şu an yapan var mı ama şu şekilde arkadaşlar bunu çıkartıyorsunuz ve yıkayabiliyorsunuz. Bunun da olayı şu şimdi ben hiç anlatmadım ama Philips'in Go serisi arkadaşlar aslında spor odaklı kulaklıklar ama bence Hani ben çok böyle bu videoda spor falan anlatmayacağım çünkü yani kulaklık yani sonuç olarak bu spor yapıyor olsan da kullanabilirsin yapmıyor olsan da kullanabilirsin ama ekstra spor yapıyorsan bazı özellikleri var. Mesela IP55 sertifikası var normalde IPX5 sertifikası olur o da su sıçramalarına karşı işte sporda terlersin işte bir yağmur altında hani şeye karşı su sıçramasına karşı korur. Burada direkt IP55 olunca hem suya hem de toza karşı bir dayanıklılık sertifikası olduğunu belirtiyor. Bu bahsetmiş olduğum kulaklık süngerinin yapısı spor yaparken işte seni terletmemesi falan adına işte keten gibi kumaş gibi dediğimiz nokta orada devreye giriyor ama ne olacak abi spor yapmayınca terlemiyor musun? Yine terliyorsun yani otobüste orada burada. Spor yapmıyor olsan da bu çok faydalı. Bir de işte şu yıkanabiliyor olması beni çok cezbetti. Çünkü malumunuz yani insan kulaklığı bir süre sonra kullanınca buralar hem bazı işte o daha bizim alıştığımız kulaklık şeyi materyali var ya onlar hem deforme oluyor hem de bir süre sonra kokmaya başlıyorlar. Yıkanabilir böyle çıkarılabilir yıkanabilir formda olması beni cezbetti. Üçüncüsü de fiyatı makul. Yani ucuz demeyeceğim ama makul. Bugün baktığımda 1600 lirayla 2000 lira arasında internette değişen fiyatlar var. Ben de fiyat konusunu hep şuradan baz alıyorum. Benim böyle hakikaten çok beğendiğim, tavsiye ettiğim bu kulaklık kategorisinde işte Anker'in Q30 serisi var. Mesela Q30 serisi şu an 2000 lira civarlarında satılıyor. 1500-1600 liraya bu Philips'in kulaklığı bulunabildiği için fiyatı da gerçekten makul. Aslında videoyu burada bitirebilirim ama tabii ki hani bir inceleme olması adına genel özellikleri de anlatayım. Şunu takayım öyle devam edelim. Yok, Yaklaşık arkadaşlar bir 5 dakikada falan düzgün bir şekilde. Ben böyle el işlerinde çok kötü olduğum için Ozan'dan rica ettim. Abi direkt sana vereyim sen yap. Ama kolay değil mi Ozan? Kolay kolay ya. Kolay. Evet, ben gördüm çünkü zaten 2 dakika falan sürdü. Şimdi arkadaşlar tasarım tarafında bu kulaklık pedi olayı bu kulaklıktaki benim en sevdiğim konu oldu. Onu zaten anlattım. Onun dışında zaten standart şu şekilde hani şöyle kafanıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi kulaklıkta niye böyle yaptıklarını anlamadım ve videonun başında dedim ya bir tane eksi nokta gördüm diye. O da şu. Normalde biliyorsunuz bu tip kulaklıkların üst bandında bir yastık olur ve siz taktığınızda işte burada o yumuşak yastığı hissedersiniz. Burada nedense böyle bir plastik, kauçuk malzemeyle e, burayı kaplamışlar ve sanıyorum ki böyle açılıyor olması bunu böyle bir yere asabilmeniz için buraya böyle şey yapmışlar. Rahatsız ediyor mu? Arkadaşlar yemin ederim etmiyor ama şurada böyle bir yumuşak yastık hissetmeyi ben şey yapardım, isterdim. Zaten orası çok belli oluyor mu bilmiyorum. Çok böyle baskı yapmıyor, değmiyor yani. Sadece değiyor ama baskı yapmıyor. Şu yan taraftaki kumaş gibi bizim işte keten gibi dediğimiz yastıklar inanılmaz yumuşak ve kulağınızı çok rahat ettiriyor. Şu üstte de bir yastık olsaydı bence daha iyi olurdu. Bu arada Ozan'ın sesine kadar geldi bilmiyorum. Şu üst bölge ile alakalı şunu söyledi. Bence mantıklı. Bu hani aslında sporculara özel tasarlanan bir kulaklık olduğu için ve burayı yıkanabilir yaptıkları için burayı da belki yıkanabilir yapmaları gerekiyordu. Ondan kaçınmak için yapmış olabilirler dedi. Çok mantıklı. Ee, orayı herhalde öyle tasarlamak zor olduğu için e, yapmamış olabilirler tasarım noktasında şöyle katlanıyor arkadaşlar şu şekilde hani çantada falan taşımanız gerekiyorsa taşıyabiliyorsunuz onun dışında şurada tabii suya dayanıklı bir kulaklık olduğu için USB tipçe olayını bir kapakla yapmışlar burayı böyle iyice kapatmanız gerekiyor ki orası böyle su almasın kapakla yapmışlar onun dışında hem işte güç butonu hem artı eksi tuşlarımız falan e, tamamen fiziksel genel anlamda tasarımsal açıdan bu şekilde. Yine videonun başında anlattığım gibi arkadaşlar benim bu kulaklığı aslında bu kadar sevmemin ikinci sebebi ses performansı. 40 milimetrelik sürücüler var. Videoya geçmeden önce yine kameranın arkasındaki sevgili Ozan'ı da dinlettim. Abi dedim ben çok sevdim bu kulaklığı. Dedim bir getireyim dinle de bir şey müziğine bak falan. Birincisi ses şiddeti çok yüksek. Ben hep söylüyorum videolarda. Benim için böyle bangır bangır ben müzik dinleyebilmeliyim. Gerekiyorsa kendim kısmam lazım ama kendisinin oraya çıkması lazım. Hem Bangır bangır o sesi verebiliyor. Hem de o bangır bangır ses seviyesinde çok temiz kalabiliyor. Vokalleri ve aynı zamanda enstrümanları çok rahat ayırt edebiliyorsunuz. Ben yine videolarda hep söylüyorum. Bas severim ve kafe üstü kulaklıklarda buradaki sürücü boyutu haliyle daha büyük olduğu, alan daha büyük olduğu için o bası da çok daha rahat verebiliyor. Hakikaten böyle titriyor yani kulağınız. O anlamda da çok güzel. Genel anlamda ses performansı anlamında söyleyebileceğim hiçbir şey yok olumsuz anlamında. Ben çünkü hakikaten çok beğendim. İsterseniz bir mikrofon testi yapalım. Bu kulaklıkla konuşuyorken karşı tarafa sesiniz farklı koşullarda nasıl iletiliyor ona bakalım. Ardından da bir gecikme testi yapalım. Hem video izlerken hem oyunlarda. Sonra videomuza devam edelim. Evimizin salonundayım ve herhangi bir gürültü yokken sessiz bir ortamda bu kulaklıkla karşı tarafta konuştuğunuzda iletilecek ses. Bu şekilde tabii ki bir de daha gürültülü bir ortamda farklı test edene bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de dışarıdayım. Hem ciddi rüzgarlı bir gündeyiz şu anda. Aşırı bir rüzgar var hem de sol tarafımda fark olduğu için baya baya bir sürü sesi var. Dışarıda böyle ekstrem bir şartta bu kulaklıkla konuştuğunuzda alacağınız ses şekilde. Şimdi arkadaşlar anlatmadığım iki konu var. Bunlardan birincisi ses kablosuyla beraber kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen bu USB tip C'nin yanında bir tane AUX girişimiz var. Oldu ya şarjınız azaldı, şarjınız bitti. Kablolu da kullanılabiliyor. Bence önemli. Oluyor, başa geliyor yani çünkü bazen ama e, ben daha önce bir videoda da yine anlatmıştım. Kafe üstü kulaklıkların en büyük avantajlarından bir diğeri de pil ömürleri haliyle daha büyük bir alan olduğu için daha büyük pil konabiliyor ve çok daha uzun süre tam kablosuz kulaklıklara göre şarjı gidebiliyor. Bu kulaklığın pil ömrü arkadaşlar tek bir şarjda yaklaşık 35 saat. Bu da aslında şu demek oluyor. Yani günde 4 saat kulaklığı kullandığınızı varsaysanız işte 35 bölü 4 bir haftadan fazla neredeyse değil mi? 4 saat de ekstrem bir rakam. Ya hadi hani 2 saat yol gittin sabah, işe gidiyorsun. 2 e, saat döndün oldu. evet ya yani o ekstrem şeylerde. Yani baya aslında haftada bir falan şarj etmiyorsunuz. Daha böyle aslında 2 haftada bir falan e, şarj ediyorsun. Mesela o zaman sen Anker kullanıyorsun. Aynen. Ne kadar da bir şarj ediyorsun? O da hemen hemen 35 saat falandır. Evet evet. Bilmiyorum. bir hafta falan gidiyor. Bir hafta falan. Hı. E iyi. Şimdi şuradan şeye baktım da arkadaşlar. 2 saatte de tam şarj oluyor USB tip C bağlantısı üzerinden. Ya valla artık bana şey demezsiniz diye düşünüyorum. O işte paralar yattığı için böyle video çekiyorsun falan. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Benim hani azıcık beni videoları izliyorsanız şunu fark ediyor olmanız lazım. Şimdi bazı bütçeli sponsorlu video var benim yaptığım. Hiç mesela yoruma girmiyorum. Neyse özelliği bu var şu yok. Burası böyle şurası böyle anlatıp geçiyorum. Şimdi niye durduk yere bu kadar hani beğenmediğim ya da sırf böyle para aldığım için ürünü öveyim? Böyle bir şey yapmıyorum. Bunu yapıyorsam gerçekten beğendiğim içindir. Israrla bunu anlamayan bazı arkadaşlar var. Genel anlıyor. Onlara lafım yok. O yüzden söylüyorum. Eğer böyle kafa üstü bir kulaklık almak istiyorsanız ki yani şunu da tavsiye edeyim ben de artık bunu kullanacağım hakikaten gündelik hayatımda. Çünkü şunu fark ettim. Evet tam kabus kulaklık çok güzel cebine atıyorsun. Bir çanta taşımadan da çok rahat taşıyabiliyorsun ama aldığın ses performansı, aldığın konfor, aldığın pil performansı apayrı bir noktada. Eğer kafe üstü kulaklıklarla ayrıca bir derdiniz yoksa yani ben sevmiyorum, rahat edemiyorum gibi gibi falan bir derdiniz yoksa sadece bu model için de söylemiyorum. Farklı modeller de tercih edebilirsiniz tabii ki. TWS'ye göre çok daha iyi sonuç alıyorsunuz. Ama bu modeli gönül rahatlığıyla 2-3 noktası vardı zaten bütün videoda onları anlattım. O noktaları e, sebebiyle şiddetle tavsiye ederim. Satın almanızı e, öneririm. Genel olarak siz de yorumlarınızı aşağıdaki yorumlar bölümünde lütfen benimle paylaşın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.